Misina TV'den hepinize merhaba dostlar. Bugün Sakarya Nehri'ne geldik. Yaklaşık 1,5-2 saattir mera arayışındayız. Şu an burayı bulduk. Müsait bir yer çünkü Sakarya çok yüksek. Olta atabileceğimiz yer yok. Var ama yerden yüksek olduğu için balık alsak bile çıkarabileceğimiz bir yer yok. Aşık böyle zaten. Daha önceden de bahsetmiştik bundan. Burada şimdi malzememizi açıyoruz. Tavuk ciğeri ve sülük var yanımızda. Kan sülüğü. İkisiyle deneme yapacağız. Bakalım bir şeyler almaya niyetliyiz. Gece buradayız. Gece daha fazla umudumuz var ama gece işte çekimler biraz kötü oluyor karanlık olduğu için. Yine elimizden geldiğince iyi bir görüntü yakalamaya çalışacağız. Şimdi oltalarımızı hazırlıyoruz. Oltalarımızı hazırladıktan sonra suyla buluşturacağız. Bakalım bir şeyler almak niyetimiz. İnşallah alacağız. Şimdiden hepinize rast gelsin. Evet dostlar, şimdi oltamızı aradık. Oraya birkaç tane sırık taktım. Kan sülüğü kullanacağız yem olarak. İğnemiz bu. Zaten gösterdim. Yeme bu şekilde takıyoruz. Öldürmeyecek şekilde. Suda hareket edecek bu sülük. Görüyor musun? İki tane takıyorum. İğnemi neredeyse tamamen kapatıyor iki tanesi. Zaten yayın yemi alsa dahil sülükte yine şey kalıyor. Ölmüyor sülük. Yine tekrardan kullanabiliyorsunuz. Suya girdiği zaman bu açıyor. Kendini hareket etmeye başlıyor. Yayında attıktan sonra kalamayı açmanız lazım. Gayet büyük balık denk gelirse, bak şimdi şöyle şurayı gösterebilecek miyiz sudaki şeyinde? Suya girdiği zaman nasıl hareketleniyor? Gitmeye çalışıyordum, orayı çekmeyeyim yani. Önümüze atacağım. Ben diğer oltayı da açayım. Beklemeye devam edelim. Hadi rast gelsin. Evet dostlar. Çadırı kırıyoruz. Hava kararmaya başladı daha. Oltaya zil bile takamadım. Bir an önce kurup yerleşmemiz lazım. Daha yatağa şişirecek. Evet dostlar, oltalarımızı attık. Ufak balık biraz fazla var. Hava karardı ama yine de su biraz sığ sanırım burada. O yüzden ufak balık biraz daha fazla vuruş yapıyor. Hala ziller şangır şangır çalıyor. Çekmedik ama zil çalıyor. Tabii balık alamıyoruz çünkü bizim iğnelerimiz, takımlarımız çok büyük takım. Zaten hedefimiz ufak balıklar değil. Yayın avına geldiğimiz için buraya. Yem olarak kan sülüğüyle ciğer kullanıyoruz. Biz yemeğimizi yapmaya başladık. Biraz daha geç saatlere doğru hedefliyoruz aslında büyük balığı. Şimdi birazdan yine oltaların kontrolünü yapacağız, çekeceğiz. Artık olan yemleri temizleyeceğiz, yeni yemleri tazeleyeceğiz oltalarımızı, takımlarımızı. Böyle görüldüğü gibi, şöyle bir alırsak. Fosforlar takılı, zillerimizi taktık. Beklemeye devam ediyoruz. Vuruş var, sürekli zil çalıyor ama tabii daha hedeflediğimiz hedef balığımıza ulaşamadık. Hadi, rast gelsin. Evet dostlar, Uğur kardeşim bir şey yakaladı şu an. Bakalım güzel bir salladı. Oo, var değil mi? Ne var? Yayın. Yayın var değil mi? Evet. Ufak da olsa bir yayın aldık. Evet, ufak da olsa. Kelebek. Evet, kelebek boyunda bir yayın. Kelebek geldi. Gel bakalım. Bunu karga burun almamız lazım. Bu ölür. Ölmez. Ölmez. Şöyle de beraber. Arkadaşlarına sor önce bir. Evet dostlar, yine her zamanki gibi Uğur kardeşine beraber gelirsek balık yakalayamayız. O bize balık bırakmıyor çünkü. Oltayla beraber gelin de bunu düzgünce bir çıkaralım. Bunu önce bir takımdan da çıkarıp alabiliriz aslında, aynen. Takımımızı bir alalım. Burayı bayağı bir dağıtlı çünkü arkadaş. Ya saatlerdir ufak balıkları bekleye. Yine şimdi tam gösteri zaten ufak yeni yapıyorduk. Biraz sonra, bir iki saat sonra yatacağız çünkü. Yarın da dinç kalkmak için. Canlı balık yakalayıp balık da bırakacaktık suya. Ciğeri sürekli aldığı için. Ne vardı Uğur bunda? Bunda kan sülüğü vardı. Kan sülüğü. Kan sülüğüne geldi. Ama ciğeri de vuruş yapıyor. Hepsine vuruş yapıyor. Takımdan alalım onu. Aldım. Şimdi bunu oraya götüreceğiz arkadaşlar. Bir şey yapalım. Karga burunla çıkaralım. Balığa zarar vermeden salımını gerçekleştirelim daha sonra. Bu çünkü yavru daha. Tabii bundan çok daha ufaklarını bile alanlar var da.
Bu daha ufak bir boy. Ama ne yutmuş ya, ne yutmuş var ya, harbi diyorum. Sen söyleyebilir, kalmış. İyi, yeminle duruyor. Evet dostlar, balık bu. Uğur kardeşim. Balığımızı geri yolluyoruz. Salımını gerçekleştiriyor. Gitti. Gitmedi, gidecek. Şeyin altında. Sen flaşına odakla. Biraz yoruldu. Bak şu an çırpınıyor. Kürük çırpıyor. Biraz yoruldu balık tabi. İğneyi de derinden almıştı. Biraz gırtlak yapmıştı o yüzden. Ortalarımız da vurmaya devam ediyor. O birazdan gider. Hadi rast kes. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle elimle bakın. Elimin yarısı kadar bir kurbağa kullanacağız yem olarak. Klipsimizi değiştirmek zorunda kaldık. Eski klipsimiz bu. Filadan. Sprosivers 4553 45 kilo çekerli. Bazı arkadaşlar takım bilgisini sormuş. Mecburi olarak böyle bir takım kullanmak zorunda kaldık açıkçası. Çünkü şimdi biraz sonra yarım saat bir saat sonra yapacağız. Kalama açık bırakacağız. Tabii burada yine alarmımız, zilimiz, her şeyimizi takacağız ama böyle bir boyut yem attığımız zaman mecburi olarak ne geleceğini tahmin edemiyorsunuz. O yüzden işimizi ne yazık ki şansa bırakamayız. Trabuka'nın 90 numara misinası. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bayağı kalın. Çekmekle koparamazsınız. Şu an normal. Sıradan klasik bir iğne. Elimizde şu an en büyük iğne bu olduğu için mecburen klasik bir iğne kullanabildik. Bilinik markalardan kullanamadık. Kurbağa su altında zaten boğulacağı için canlı olarak takacaksınız diye bir şey yok. Zaten ölü olacak çünkü su altında. İğneden çıkma gibi fazla bir şansı yok bunun. Yandan da bak, bir saplarsanız kesinlikle çıkmaz. Bu şekilde atacağız. Yine kurşunumuz. Gezer kurşun. Arkadaki misina 0.45. 8 orgi ipmişsin ha. Kopma gibi bir lüksü zaten yok. Kesinlikle. Tek sıkıntısı esneme yapmıyor. Esneme yapacak kısım da ön tarafı gezer takım kullandığımız için esneme yapacak kısım bu misina. Bunu zaten bundan daha kalın kullandık. Yani biz bir hata yapmadığımız sürece balık bu takımdan kolay kolay çıkamaz. Hadi rast gelsin. Evet dostlar, malzemelerimizi topladık. Gece burada bekledik bayağı bir. Kurbağa denedik, kürük denedik, ciğer denedik. Şimdi de limit altı tek bir yayın dışında balık alamadık. Şimdi fark ettik ki drone görüntülerine baktığımızda da burası çok derin bir su değil, sığ suymuş. Görünüyor zaten. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz daha derin bir yer var. Oraya bakacağız. Eğer müsaitse orada kuracağız çadırımızı falan. Evet dostlar, şu an nereye arıyoruz? Kendimize biraz daha müsait bir yer, diğer taraf biraz suyuydu. Biraz daha derin bir yer arıyoruz. Evet dostlar, şimdi merayı değiştirdik. Burası biraz daha derin. Baktık zaten derinlerde ölçtük. Yaklaşık direkt burası 1 metreden falan başlıyor. Yem olarak yine sülük. Şöyle ikili dip takımı. Aralarında mesafe var. Her boyda gezen yemin için. Buradan atacağım oltayı. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. İğne 0.2. Paslanmaz çelik dövme iğne. Fudo modelleri var. Fudo'nun var. Tam modelini bilmiyorum da.
0.2 bakın zaten onlardan var. 75 gram kurşun. Bir sıra ince kullandım. 45 numara köstek kullandım. 50 numara beden. Uzak mesafe atmayacağım şöyle. Geri. Orası benim için yeterli. Şimdi yine aynı şekilde boşluğunu alıyorsunuz. Yoksa böyle aktığı için su alır götürür. Boşluğunu da aldıktan sonra şöyle aldım. Birazcık da kalamayı vereyim balığa. Eğer vurursa misine mince koparmasın. Alarm kullanacağım. Bu şekilde. Zaten kullanışını dün gece gösterdik ama belki karanlıkta taktıktan sonra şöyle şuradan şöyle geçirdik. Balık vurduğu zaman göstereyim. Şayet balığın vurduğum takdirde. Bu şekilde. Balık vurduğunda çekecek zaten onu. Bekleyeceğiz. Kasnak da attık bir tane. 50 sırası. Orada bir tane oltamız var. İki tane orada oltamız var. Bakın vuruş yapıyor zaten. Şu an buna vuruş yapıyor ama küçük balık var işte. Vuruyor bak. Gördün mü? Buna da vuruyor. Bak, gördün mü? Bak nasıl çekiyor. Tık 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 tık. Gördüm. Buna küçük balık işte. Buna da vuruyor. Vurmaya başladı işte, ufak balık var. Hadi rast gelsin. Evet dostlar, ufak balıklar çok oltamızı didikliyor sürekli. Bize şöyle bir mantarlı takım yaptım burası da. Zaten bakın böyle koy içerisi şey yapmıyor. Şöyle bir atayım bakayım. Bakalım vuracak mı? Buranın derinliği ölçüp. Derinliği de var. 1 metre var. Hemen burası başlangıç 1 metre. İlerisi biraz daha derin muhtemelen. Yani burada gece var. Burada yayın almamız lazım. Sizin alamazsak bugün son. Yorulduk biz de. Dönüş yapacağız. Ama almayı ümit ediyoruz. Kendimizi aradık. Şimdi orada sülük var. Kan sülüğü. Orada ciğer de var yine. Ciğerimiz de var. Ciğer de aldık fazladan. Bekleyeceğiz bakalım. Şimdi mantarlı ile biraz deneme yapacağız. Bu vuran balıklar çapak balığı. Dipte üstte gümüş ama bakalım bir kızılık bak. Vuruyor bak. Böyle çekti bir. Dik yaptı mantarı. Yaptı şimdi. Evet. Dostlar, tivsi aldık bir tane. Yem olarak da kullanabiliriz. Ayıralım mı? Ne diyorsun Uğur? Yem olarak. Bu sefer sıra bende. Ben bunu yemek yapacağım. Ben dedim ümidim sensin diye. Al bunu. Yem yap bakalım. Var var var. Evet dostlar. Yayın aldık ama ufak galiba ya. Götürdü otların arasına. Bakalım. Fena da değil ama otlara taktı ya. Bakayım. Otlara taktı ya. İnşallah koparmayız. Oraya doğru götürdü, otlara girdi ya. Nefek çıkarabilecek gibi değiliz ama. Amcaları otlara soktu. Muhtemelen kopacak ama.
yuttu gibi. Oldu ta oraya götürdü. Yok, balık çıktı. Buraya bak nereye girmiş. Orada lan balık yayın mıydı o? Yok yayın değildi o kurbağayı da. Sana nereye sokmuş hemen almış şeyin altına girdi. Evet dostlar. Buruş aldık. Yayın geldi. Hafana. Aldın mı? Yer miyiz? Bak şimdi. Ne çıkıyor mu acaba? Karanlık ama. İğne kafasından daha büyük. Fatta bak gördün mü? Kafasından büyük. Bunu aldı. Hadi onu doğup büyüdüğü yere geri bırakalım. Büyüsün de gelsin. Hadi bakalım. Yine aynı şekilde duruyor. Hiçbir zarar gelme. Tekrar kullanabilirsin. Hatta sürekli bile canlı hareket ediyor. Evet dostlar. Şimdi attım bu kasna. Daha 5 dakika olmadı. Çaldı zil. Bir balık aldık. Geliyor. Çok kötü değil. Evet, geldi. Küçük. Yavru, dün aldığımızda aynı boyut aşağı yukarı. Bu da. Ama hiç balığı yaralamadan geri salabileceğiz. Hatta karga burnuna bile gerek yok gibi bir şey. Şöyle bak, kelebek. Kol boyu görüyor musun? Kelebek derler buna. Yavruyu saldık. Bir büyük abisi geldi. Alıyor muyuz, yapıyor muyuz balığı? Şöyle. Evet dostlar, ben balığın salımını gerçekleştireceğim şimdi. Şurada nazikçe bırakayım da. Buraya yine biraz az çok inebiliyoruz. Diyor. Biraz sersemledi tabi. Bak şimdi. Hadi bakalım. Doğup büyüdüğü yere geri iadesini gerçekleştirdik. Hayvan da şaşırdı. Niye geri dönüyorum diye. Ölmeye hazırlamış kendini. Evet, bitti. Hadi rast kes. Evet dostlar. Şimdi oltalarımızı bıraktık. Zillerimiz takılı, kalamaları açtık. Daha fazla ses yapmamak için geldik. Buraya çadırımıza geçtik. Buraya yatıyoruz. Kulağımız zil sesinde. Kanamalar açık. Zaten balık vurduğu zaman böyle oltamızı almasına garanti almak için uğraştık. 3 tane kastanımız var. 4 oltamız var şu an. Şu an beklemedeyiz. Sessizce burada bekliyoruz. Ses yapmak için buraya geçtik. Hadi rast gelsin dostlar. Evet dostlar. Malzemelerimizi topladık. Gece boyunca ekstradan bir balık alamadık. Yeniden çoğu duruyordu zaten ama şimdi öyle biraz akıntı olduğu için yosun geliyor, yemi tutuyor misalın ucunu. Böyle sağ tarafa doğru sürüklüyor. Dün ilk geldiğimizde yoktu. Sonradan başladı akşam üstüne doğru. Biraz da o sebepten dolayı alamadık. Oltaların ucunda hep yosun dolanmıştı. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet. Yani her sene değişiyor bu sakarın suyu. Düzgün bir yer bulmak belki 2 gün 3 gün. Yani yer bulmak da zor çünkü. Yer var. Atamıyorsun. Bak mesela karşı kıyıya bak, oralarda atacak bir tane yer yok. Yani burada aynı şekilde. Keza yani nasip kısmet işi. Biz burada bulabildiğimiz kadar imkanlarımızı yine 2 tane balık aldık. Yani ufak balıklar, iadesini yaptık suya tabii yeri tekrardan. Yapacak bir şey yok. En yakın zamana tekrardan buraya gelmeyi düşünüyoruz. Burada çünkü güzel balık var aslında. Güzel bir mera yani. Hem de dinlenmek için değil, kamp için değil. Biz de şimdi kahvaltımızı yapacağız. Daha sonradan yola çıkacağız. Dönüşümüzü yapacağız artık. Biraz da ufak bir istirahat edelim. O şekilde dostlar. İşte bakalım, dediğim gibi en yakın zamanda tekrardan gelmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve abone değilseniz eğer, hala abone olup bize destek olursanız desteğiniz için minnettar kalırız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet kalın dostlarım.